Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın vaka açıklamalarına yönelik bir tepki de sözcü yazarı Yılmaz Özdil'den geldi. Yılmaz Özdil'in yazısı oldukça uzundu. Bir bölümünü ben sizlerle paylaşacağım ama öncesinde şunu ifade etmek istiyorum. Kuzey Makedonya'nın nüfusu yaklaşık 2 milyon civarı bir şey ve burada yaklaşık günde 100-150 vaka çıkıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin nüfusu ise 80 milyon. Vaka sayılarına baktığımız zaman burada yaşayan Türkler bile şaşırıyor. Makedonya'da herkese test yapılmadığını biliyoruz. Buna rağmen böylesi küçük bir yerde 100-150 vaka çıkarken Türkiye gibi devasa büyüklükte bir ülkede nasıl günlük vakalar 1000-1500-2000 olabilir diyorlar. Ve yorumlarda bulunuyorlar. Sağlık Bakanı Koca'nın da bir açıklaması vardı vaka sayıları ile ilgili. Muhalefet buna tepki gösterdi. Hatta en sert tepkiyi Berna Laç'ın dün gösterdi. Belirti göstermeyenlere gebelik testi yapmayacak mıyız şeklinde bir çıkışta bulundu. Her neyse Yılmaz Özdil ise daha çarpıcı bir yazı yazmış. Yazdığı yazı aynen şu şekilde. Şeffaf yönetim sergiliyor denilen Sağlık Bakanımız, testleri pozitif çıkan vatandaşların hasta sayılmadığını, virüs taşısa bile yeni vaka sayılmadığını, günlük tabloya yazılmadığını söyledi. Ulusal çıkarları korumak için böyle yaptıklarını izah etti. Vatandaşların kafasına göre korona kapması ve hastaneye koşturarak pozitif çıkması ulusal çıkarlarımıza aykırı oluyor. Ulusal çıkarlarımıza uygun olabilmesi için Sağlık Bakanımızın takdir ettiği sayıda vatandaşlarımızın korona kapması gerekiyor. Korona kaparsan ve korona kaptığını gizlemezsen bir nevi vatan hainisin. Korona kaparsan ve hiç sesini çıkarmadan uslu uslu ölürsen vatan sana minnettar şeklinde bir yazı yazmış Yılmaz Özdil. Devamında ise şunları dile getiriyor. Şeffaf denilen Sağlık Bakanımızın bu vatan sevgisi mantığına göre dünyada ulusal çıkarlarını en iyi koruyan ülke Kuzey Kore. Çünkü Kuzey Kore'de vaka sayısı sıfır çıkıyor. Koronayım diyeni hastaneye değil hapse yatırıyorlar, kimse korona çıkmıyor. Yönettikleri topluma gerçekleri bütün çıplaklığıyla anlatan, karşı karşıya bulundukları tehlikeleri saklamadan, çarpıtmadan anlatan, kendi koltuğunu değil vatandaşın canını koruyan Almanya, Fransa, İtalya, Norveç, Japonya, Kanada liderleri ise ulusal çıkarlarını gözetmekten aciz, ihaneti vataniye içerisinde olan tipler diyor. Mesela hepimizin gözünün önünde yaşanan bu rezalete ulusal çıkar kılıfı uydurulmasına rağmen hiç sesini çıkarmadan oturan bizim bilim kurulu milliyken Almanya'nın pandemiyle mücadelesini yürüten Robert Koch Enstitüsü gayrimilli. Dolayısıyla yakında şöyle haberler izlemeye başlarsınız. Şaşmayın gari. Yoğun bakım servisine yapılan baskında entübe durumda yatan 8 terörist kıskıvrak ele geçirildi sayın seyirciler. Komaya girmek suretiyle yıkıcı ve bölücü faaliyet yürüten teröristlerin DHKPC korona örgütüne mensup oldukları tespit edildi filan. Yılmaz Özdil'in Sözcü gazetesindeki yazısı oldukça uzundu. Arşivi de bayağı bir karıştırmış. Geçmişte hain ilan edilen konuları falan hepsini yazmış. Devamını okumak isterseniz Sözcü gazetesinin internet sitesinden girip okuyabilirsiniz. Ben sizlerle özet halini okudum. Yani yine lafını esirgememiş. Açık ve net bir şekilde söylenilmesi gerekeni söylemiş. Ben de diyorum. 2 milyon nüfusu olan Kuzey Makedonya'da günlük vaka sayısı 100-150 arasında değişiyor. 100-150 arasında. Türkiye Cumhuriyeti'nin nüfusu 80 milyona dayanmış. Burayla bile kıyaslamaya çalıştığınız zaman vaka sayılarının düşük olduğunu görüyorsunuz. Peki gerçekten vaka sayıları mı düşük yoksa herkese test yapılmıyor mu? Yoksa aramızda aktif olarak dolaşanlar var mı? Bilmiyoruz diyor vatandaş ve vatandaş şeffaf bir açıklama bekliyor. Bu işin şakası olmaz. Sağlık her şeyden önemlidir. Bakın Fahrettin Koca herkes tarafından sevilen bir isim haline geldi. O nedenle böylesine sevilen bir bakanın yaptığı açıklamalara, yazdıklarına dikkat etmesi gerekiyor. Bugün partili partisiz herkes sürecin başından itibaren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya sempati duydu. Bu sempatiyi yerle bir etmemesi için de gerçek neyse şeffaf bir şekilde açıklaması gerekiyor. Ulusal çıkarlarımız gereği açıklamıyoruz derse gerçekten vatandaşa bir saygısızlık olmuş olur bu.